Emine Zehra Sonkaya. Henüz 11 yaşında. Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan bir ortaokul öğrencisi. Kendisi gibi iyi bir okur olan ablasının sevgisini kazanmak için onun izinden gitmeyi amaç edinen fakat kısa süre içinde okuma yolunda kendi ayak izlerini bırakmayı ve aşkla çıktığı bu yolda yaşıtlarına örnek olmayı başaran sıra dışı bir okur. Dükkanda ilk başta ablam beni sevdiğini söylemiyordu, yani sözcüklerle belirtmiyordu. Ben de ablamın bir hobisini, yani çok sevdiği bir şeyi yaparak onu söylettirmeye çalıştım. Ablam kitap okumayı çok seviyordu ve ben de kitap okumaya karar verdim. Ablamın en çok sevdiği hobisi buydu çünkü. Daha sonra babama yardım için gidiyorduk. O sıralarda boş zamanım olduğu için dükkandaki kitapları inceliyordum. Bir kitap almamızı çok hoşuma gitti. Okuduğum devamını getirdim ve bu şekilde kitapla tanışmış oldum. Ve dükkandaki kitaplar bana yetmeyince artık kütüphaneye yöneldim. Hayal kurmayı çok seven Emine için kütüphaneler, yepyeni hayaller kurmasına yardımcı olan kitaplara onu en kısa yoldan ulaştıran sihirli bir dünya gibi adeta. Kütüphane bence insanların hafızası için çok güzel bir şey. Hayal gücünün genişlemesi, açıklayıcı kelimelerde, kendini tanımlamada faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben hayal kurmayı çok seviyorum. Kitapları okumaya başladıktan sonra hayal gücümün daha fazla genişlediğini gördüm. Daha çok hayal kurabildim. Resimsiz kitaplara yöneldim çünkü resimsiz kitapları okuyunca yaşananları aklımda, böyle hafızamda, beynimde gerçekleştirmeye çalıştım ve bu şekilde hayal gücümün genişlediğini gördüm. Daha çok kitap okuma hissine kapıldım. Emine Zehra kızımız kütüphaneye sık sık gelen ve kitaplarla haşır neşir olan bir okuyucumuz. Erken yaşta başlamış olması ve sayısal olarak çok kitap okumuş olması bizim dikkatimizi çekti. Bu açıdan da onu sıra dışı kılan kitaplarla olan ilişkisi ve erken yaşta başlamış olması. Kitap okudukça bir şeyleri açıklamakta, yani açıklayıcı olmakta daha iyi olduğunu gördüm. Kelimeleri daha iyi okumakta. Mesela küçükken çok iyi şey yapamıyordum. Cümleleri heceleyerek okuyordum. Kitap okuduktan sonra bu şey geçmiş oldu. İnsan olmanın erdemi sayılan düşünme yetisini geliştirmenin ancak okumakla mümkün olabileceğini düşünen Emine, ulaşamadığı kitaplar içinde kütüphaneden yardım istemeyi bilen, bilinçli ve sadık bir okur aynı zamanda. İnsanlar bilgisizlikten, yani cahil olurlardı, hiçbir şey anlayamazlardı, merak edemezlerdi, düşünemezlerdi. Çünkü kitap okuyunca bir şeyleri düşünüyorsun, merak ediyorsun. Bilmediğimiz bir kelime olunca kitapta düşünceye dalıyoruz. Acaba bu ne demek? Kütüphanede istediğim kitabı bulamayınca müdür beye soruyorum. Dolayısıyla varsa yerlerini gösteriyorlar ve ben onları alıyorum. Olmadığı zaman istiyorum, yani getirebilmelerini. Okumak istediğim kitapları istiyorum onlardan getirmeleri için. Kütüphanede bulunduğum zamanlar çok mutlu oluyorum. Çünkü kitapların içinde yeni bir kitap geldiğinde, açtığımda ben ilk önce kitapları resimlerine bakarak almayı sevmiyorum. İlk önce arkasındaki açıklamayı okuyorum, daha sonra içeriğine bakıyorum. Bu şekilde kitaplarla haşır neşir oldum. Kitaplarla aram çok iyi. Yeni bir kitap geldiğinde onu açtığımda içinden çıkan kokuya bayılıyorum. Çok güzel bir koku.